Çok değerli meclis üyelerimiz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince belediyemizin isim ve uygulam toplantısını birinci birleşik birinci oturumu açıyorum. Şehrimize, hepimize hayırlar getirsin. Mazeretleri sebebiyle toplantımıza katılamayan Erkan Hayra, Cengiz Aslan, Halil Ayhan, Salim Demirezen, Yusuf Gülseven, Turgut Özkan, Mehmet Ali, Haluk Değirmenci, Özkan Avcı, Kezban Aksoy Uygun, Turgut Devecioğlu, Mustafa Gülbay, Mustafa Çalıca, Fadime Bilgiç, Özel Küçük Çalın mazeretli sayımlarına oylan sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlk faaliyet raporu sizlere ulaştırıldı sanırım. İnşallah ilk faaliyet raporumuzu bu ay görüşeceğiz. Bugünden sizlere ulaştırmak istedik. Mutlaka arkadaşlarımız gelecektir. Bunun üzerinde söz söylemek isteyen arkadaşlarımız, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Onun için bugünden böyle bir söz cuma kızar, herkes okusun. Hem detayları öğrenmiş oluruz, hem de varsa eksikler bu kadar, ona da bakmış oluruz. İnşallah önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü de gününüz bir gün önce yine belirtiriz. Faaliyet raporumuzla ilgili ve seçimimizle ilgili gündemimiz olur. Almayan var mı arkadaşlar? Faaliyet raporuyla ilgili özür başlayan var mı? Evet. Şimdi size sunulan tepkilerden Nisan ayı meclis gündemimiz 47 maddeden oluşuyor. Bu gündeme ilavelerimiz var. Onu bir okutalım. Sonra başka talepler varsa da onları da alalım arkadaşlar. Evet, buyurun. Meclis Başkanlığı. Özdemir'den soğuk hava deposu, hazır beton, tarım ürünleri, hayvancılık, petrol ürünleri, inşaat sanayi ve ticaret limited şirketini, Tapu'nun Denizli'li Çivril ilçesi, İğdir Mahallesi, D23A 15C 3 hafta, 1164 ada, 172 nolu parselde hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onanması talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmasını Belediye Meclisi takdirlerini arz eder Osman Rolan Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, önergeyi okuttuk. Konunun gündeme alınmasını oylan sunum kabul edenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Meclis Başkanlığı Denizli Pamukkale ilçesi İncilepınar Mahallesi'nde 231 ada, 2 parsel ve çevresinde bulunan Kültür Park ve Rekreasyon BHEA alanında plan hükmü belirlenmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclis gündemi alınmasını Belediye Meclisi takdirlerini arz ederim. Osman Zolan Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, önergeyi dinledik. Konunun gündeme alınmasını oradan sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gündemimiz. Meclis Başkanlığı, Merkez Efendi Belediyesi Meclisi'nin 6-4-2015 tarih ve 87 sayılı kararıyla kabul edilen Şemikler Mahallesi M22A 16C 3C hafta 687 ada 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmasına Belediye Meclisi takdirlerini arz ederim. Osman Zolan Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, önergeyi oylara sunuyorum. Gündeme alınmasını daha doğrusu oylara sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer önergemiz okuyor. Buyurun. Meclis Başkanlığı'nın Pamukkale Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan Denizli ili Pamukkale ilçesi 9 Kavaklar Mahallesi 3176 ada 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclis gündemine alınmasını Belediye Meclisi'nin takdirlerini arz ederim. Osman Zolan Büyükşehir Belediye Başkanı. Önergeyi meclis gündemine alınmasını oylar sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gündemimiz, önergemiz bu. Meclis Başkanlığı, Merkez Efendi Belediye Meclisi'nin 6-4-2015 tarih ve 92 sayılı kararıyla onaylanan UİP 886-166 numaralı Eskihisar Mahallesi Tapu'nun 10 patta
1118, 2045, 2046, 922 ve 881 nolu parselle ilgili birbirine ölçekli revizyon artı ilave uygulama imar planı onaylanması talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nin alınması belediye meclisinin takdirlerini arz ederim. Osmanlı olan Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu önerge okunma esnasında meclis üyemiz Salih Demirezen Bey toplantımıza katılmışlardır. Okunan önergeyi meclis üyemize alınmasını oradan sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer önerge okutuyorum. Buyurun. Meclis Başkanlığı'nın Pamukkale Belediyesi'nin talebi üzerine hazırlanan Deliktaş Mahallesi 2972 ada ile ilgili 1/5 mil ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine göre Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine alınmasını belediye meclisinin takdirlerini arz ederim. Osmanlı olan Büyükşehir Belediye Başkanı. Önergenin meclis gündeme alınmasını oradan sunuyor. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer önergemiz okutuyor. Meclis Başkanlığı Merkez Efendi Belediye Meclisi'nin 6/4/2015 tarihli 90 sayılı kararıyla onaylanan UİK 886.64.000 numaralı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 219 ada 1 nolu parsel. Değerli meclis çalışma arkadaşlarım, bildiği gibi bir yıllık süreyi doldurduk. Yeni ikinci yılımızdan birinci ay başlangıcı ilk birleşimi yapıyoruz. Bir yıllık dönemde güzel hizmetler sunduk ve 4 yıl boyunca güzel hizmetler sunacağız. Bildiği gibi meclisimizde meclisimizin kararlarına kaynaklık teşkil eden encümen üyeleri, komisyon üyeleri yeniden önümüzdeki günler içerisinde belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi grubu içerisinde bu görev dağılımında değerlendirildi. Ben gördüğüm huzur üzeri ve grubun takdiri, grubumuz 17 kişinin katılımıyla, 11 ile grup başkan bildiğimiz Sayın Halit Özkoğlu tarafından yürütülecektir. Bilgilerinizi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bir yılda ilgili değerlendirmeden dolayı Sayın Bekir Çapar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hem bir yıllık meclis üyeliğinde hem de almış olduğu görev meclis başkan vekili görevinde katkı sağlamak ve üretmek adına yol açıcı davranışlarından dolayı, müsbet yaklaşımlarından dolayı ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yine aynı çatı altında, yine aynı katkıları beraber devam edeceğiz. Onun için Bekir Bey'in grup başkan vekilinden ayrılmış olması tabii ki geçmişe baktığımızda güzel hizmetler yapmış olmanın da bulunduğuyla beraber yaşadık ama Halil Bey kardeşim de, abimiz de yeni görevi devralmış. Ben hayırlı olsun diyorum.